Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ücretsiz giriş ekranının nereden yapıldığını göstereceğim ama bundan önce kanalım hakkında küçük bir şey söylemem lazım. Şimdi ben buraya yaklaşık olarak sadece mali müşavirlikle ilgili 33 tane video çektim. Bunlardan işte muhtasar prim hesaplamaları nasıl yapılır, UTS Ulusal Elektronik Sisteme girişi, gelir vergisi, interaktif vergi dairesindeki damga vergisi nasıl yapılır, iş yerinde şube kodu hatalıysa ne yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bu inceleyebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir konu varsa onun hakkında da bilgi verebilirsiniz. Bunları neden çekiyorum? Çünkü bir sigorta dosyasını açmak için bile zamanında yaklaşık 25-30 kilometre yol gidip sadece 5 dakikasını ayıran arkadaşlarımız vardı o zamanlar bize. Onlara da teşekkür ediyoruz ama mali müşavirler kendi aralarında ne yazık ki birkaç kişi dışında kimseye bilgi vermek istemiyorlar. Zaten yoğun olan bir durumumuz var. Kimseye bu konuda zaman ayıramıyoruz. Kendi mükelleflerimizi bırakın. Yanımızdaki personele bile bu konuda bilgi veremiyoruz. Kurumlar vergisi hakkında bilgi veremiyoruz. Gelir vergisi hakkında bilgi veremiyoruz. Yanımızdaki personeli bile daha çok evrak işlemek için kullanıyoruz. Buna da bir şey demiyorum çünkü sistemin öngörüsü böyle. Ne yazık ki angaryalarımız her geçen günde artıyor. Buradaki çektiğim videolar birine faydası dokunmuşsa ne mutlu. Çünkü ben bunları çekmek için en az yarım saatimi veriyorum. Biri bile faydalanırsa çok mutlu olurum. Evet, kafanızı şişirmem bittiyse hemen nakdi ücretin giriş ekranına geçelim. Evet arkadaşlar, Google açtım. Buraya işveren sistemi diyorum. Ve gelen ilk linke tıklayıp beni işveren sistemi kullanıcı bilgilerini atıyor. Şifrelerimi yazıyorum. Giriş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ekrana girdiğimiz zaman burada iki tane parametremiz var. Bir tanesi ücretsiz izin giriş işlemleri, bir tanesi de listeleme. Önce giriş yapacağız. Kimleri sisteme sokup ya da daha sonra kontrolünü sağlamak istediğimiz zaman da listesine basacağız. Girişe basıyorum. Burada kişinin bana TC'sini soruyor. Kim çalışmamış? Biliyorsunuz sadece şu anda 14 gün, Nisan ayında 14 gün çalışmama zamanı var. Evet arkadaşlar, bu ekrana geldikten sonra kişinin buraya TC'sini kopyalıyorum ve TC numarasıyla sorguluyorum. Kişinin bilgisi geliyor. Burada hangi ay izin olduğunu soruyor. Dördüncü ay diyorum. Seçim yapın. Kaç gün çalışmamış diyor. 17'si ile 30 arası 14 gün yapıyor. Nisan ayında 14 gün çalışmamış. Sigortalının IBAN numarasını istiyor. Bu arada şöyle sorular geliyor bana. IBAN'ım yoksa ne yapacağım? Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi IBAN'ı yazdıktan sonra kişinin benden telefonunu istiyor. Çünkü buradaki cep telefonu bilgisiyle adam mesaj geçecek, sonra bankaya parası yatacak. Kişinin bilgisini yazıyorum. Telefon bilgilerini yazdıktan sonra ne yazdım? Sadece TC numarasını, hangi ay olduğunu, kaç gün ücretsiz ve IBAN'ını yazdım. Arkasına da TC'sini, telefon numarasını ekledikten sonra vermiş olduğum bilgiler doğru ve bunu taahhüt ediyorum diyorum. Ve buradan altta kaydet bölümüne basıyorum. Yanlış yaparsanız sistemden çağırıp kişi bilgilerini güncelle diyebilirsiniz. Şimdi bunu yaptım. Evet, kayıttım da başarılı bir şekilde oluşturuldu diyor. Bunun SSK'ya gönderilip gönderilmediği, doğru işlem yaptığımı da ücretsiz izin listesine giriyorum. Ve burada ayını seçip tek bir kişiye bakacaksam TC'sine yazabilirim ama bütün firmaya bakıyorum. Ve burada listele diyorum. Gördüğünüz gibi kişinin bilgileri burada geldi ve İşkur'a gönderilmesi şu anda bekliyor diyor. Buradan güncellemesini ya da silme işlemini yapabilirsiniz. Bu türlü videoların gelmesi için kanala abone olmayı, abone olmasanız da bu türlü videolar gelecek. Bir kişi bile faydalansa benim için kârdır. Kendimi o zaman mutlu mesut sayıyorum. Görüşmek, buluşmak üzere. İyi çalışmalar üstadlar.